Şimdi şöyle, bir sistemin temin edilmesiyle kullanılması farklı şeylerdir. Temin edersiniz. Ancak kullanmanız için ya bir kriz durumunun ortaya çıkması lazım ya da bir harbe dahil olmanız lazım. Ancak Türkiye'nin şu an yakın civarındaki krizlerde hava savunma sistemlerini kullanacak raddede tehdit olmakla beraber bunların her an gerçekleşmesi orta vadeli bir ihtimal. Ancak benim burada bakış açım şu, Amerikalıların itirazının asli nedeni şu. İki tane, bunlardan birincisi savunma sanayi ile ilgilidir. Çünkü eğer bir NATO ülkesi bir Rus sistemini şu an alır ise bu dünyanın diğer devletlerine örnek olacak ki Suudi Arabistan'da dahi oldu biliyorsunuz ve Amerikan savunma sanayine yönelik bir darbe olacak bu. Dolayısıyla Aynen. birinci etken savunma sanayidir. İkinci etken ise savunma sanayinden biraz daha farklı. O ülkeye silah satışının yapıldığı ülkeye silah alınan ülkeden teknik personel gider. Radar kaplaması, eğitimi, ne bileyim yüzlerce personel Türkiye'de bunun eğitimini verecek. Dolayısıyla bu tür bir etkileşim Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği bir etkileşim değil. Ancak tabii ki hocalarımın söylediği şeyler çok doğru. Mesela ben de başka bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Çek Cumhuriyeti, Çekya yeni ismiyle envanterine baktığınız zaman doğru dürüst Batı silahı Doğru. göremezsiniz. Hava savunma füzelerinin hemen hemen tamamı şeydir. Eski Rus hava savunma füzeleridir. Yani SA-6'lardan, Tanklardan. 8'lerden bahsediyorum. Doğru. Dolayısıyla Türkiye'ye gelinceye kadar bir sürü NATO ülkesinde zaten bu sistemler var. Ancak burada asli konu savunma sanayi, asli konu Rusya'nın diğer ülkelerin içlerine kadar Ama girmesinin tabii engellenmesi. Amerikan Türkiye'yi o penceresinden bu şekilde ülkelerle bakmak lazım. kıyaslamak doğru mu bilmiyorum. Hani Çekya'yla ya da işte Yani Yunanistan örneği verdim. şöyle şimdi şöyle, Türkiye'yi kıyaslayamazsınız tabii ki. Yani Türkiye'nin konumu kendine hastır, kriz bölgelerine yakındır. Ancak savunma sanayi açısından olaya baktığınız zaman güncel silah satışları çok önemli. Dün sosyal medyada dolaşan çok güzel bir animasyon harita var. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 1960'lı yıllardan itibaren silah satışlarını canlandırmışlar akış şeklinde. Şimdi bir bakıyorsunuz Soğuk Savaş'tan sonra Rusya'nın silah satışları Güneydoğu Asya'ya doğru, Hindistan'a doğru bir kayış gösteriyor. Avrupa'da neredeyse durma noktasına geliyor. Orta Doğu'da keza öyle. Sadece birkaç ülkeye silah satışı yapıyor. Şimdi silah sanayi deyip geçmeyin. Silah sanayi anlık olarak bir gelir demek değildir. Silah sanayi bir kere silah aldığınız zaman parçasını, bakımını, eğitimini, idamesini de satın alıyorsunuz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir silah sistemi Türkiye'ye girdiğinde bazı kayıplar olacaktır Bir de gelecekte. bağımlılık var O değil mi? şekilde de Tabii. olayı bir görmek lazım.